Değerli basın emekçileri, bilindiği üzere odamız kamuoyunu ilgilendiren siyasal, sosyal, ekonomik konularda dönem dönem konunun önemine bağlı olarak değerlendirme toplantıları yapmaktadır. Yine bugün bir yıl dönümü, önümüzdeki hafta içinde yeni bir yıla başlayacağız. Bu zaman dilimi içinde muhasebe ve vergi dünyasında özellikle meydana gelen değişiklikleri ve bunların yurttaşlarımıza etkilerini kısa başlıklarda sizlerle paylaşmak için toplandık. Değerli kamuoyu, ilk hatırlatmamız defter tasdiklerine ilişkin olacak. Her yıl sonunda mükelleflerin en önemli ödevlerinden biri yeni hesap döneminde kullanacakları muhasebe yapacakları ticari defterlerin noterler tarafından tasdiklenerek açılması hususudur. Bu konu kısmen elektronik defter kullanımıyla aşılmaya çalışılsa da hali hazırda ülkemizde büyük oranda mükellefler yeni dönemde kullanacakları defterlerin noterler tarafından açılması gerekmekte ve tasdiklenmesi gerekmekte. Bu konuda yapılacak hataların veya bu konuda yapılacak eksikliklerin cezalarının ağır olduğunu özellikle anımsatmak istedik. Bu konuya hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Bu konuda meslek mensuplarımız değerli vergi mükelleflerine yardımcı oluyorlar, yönlendirici oluyorlar ama buna rağmen bazen aksamalar olduğunu duyuyoruz. Türk Ticaret Kanunu'na göre tasdiki yapılmayan bir defterin, vaktinde tasdik edilmemiş bir defterin cezası bir tacir için 6.190 lira değerli arkadaşlar ve kamuoyu. Bu önemli bir rakam. Buna özellikle dikkat çekmek gerektiğini söylüyoruz ve yeni yılda kullanılacak defterlerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar açılış tasdiklerinin yaptırılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Yine önümüzdeki yıl hayatımıza girecek bir değişiklik diyelim. Aslında yürümekte olan bireysel emeklilik sistemi, otomatik katılım dediğimiz bireysel emeklilik sistemine katılımda sayı aralığı işi değişiyor değerli kamuoyumuz, değerli arkadaşlar. 5 ile 9 işçi arasında çalıştıran iş yerleri de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren otomatik katılım sistemine dahil olmak zorunda olacaklar. Şu an itibariyle 2 ay içinde işçilerin bu sistemden kendi istekleriyle ayrılmaları mümkün gibi görünmekle beraber yürütülen çalışmaların bazı dengeleri gözeterek, hesaplar yapılarak yürütülen çalışmaların 3 yıl boyunca sistemden çıkılmamak üzere düzenlendiğini duyuyoruz. Bunun Türkiye'deki ekonomik koşullar altında özellikle ücretli çalışanlar için çok ağır bir yükümlülük olacağı noktasından bakıyoruz. Ve bu noktadaki güvenlik önlemlerinin daha yayılarak, daha kolay hazmedilecek şekilde yürütülmesi ve planlanması konusunda kamu otoritesini yönlendirmek, bilgilendirmek istiyoruz. Yine önemli hususlardan biri, değerli arkadaşlar, geçtiğimiz yıl basit usul diye tabir edilen esnaf için bu hatırlatmayı yapmıştık. Bu yıl işletme defteri şeklinde defter tutan mükellefler de sisteme dahil oluyorlar. Defter beyan sistemi, kendi adlarına açılan Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki portaldan serbest muhasebeci mali müşavirlerin, yani meslek mensuplarının, profesyonellerin yardımıyla direkt vergi dairesi portalına muhasebe kayıtlarının yapılması sürecidir defter veya sistemi. İşletme defteri mükelleflerinin kayıtları da buradan yapılacak ve bu kayıtlar için başvurunun da son tarihi defter veya sisteminde yer açtırmak için başvurunun son tarihi de 31 Aralık 2018'dir. 31 Aralık 2018 tarihine kadar tüm işletme defteri mükelleflerinin Gelir İdaresi Başkanlığı portalında defter beyan sistemine başvuru yapmaları gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, bir önemli husus hayatımızda önemli bir değişiklikte tebligat sisteminde olacak. Aslında pek çoğumuzun öncelikle buna hazırlığı ihmal etmememiz gerekiyor. 6 Aralık 2018 tarihli resmi gazetedeki yayınlanan yönetmelikle
noterler, arabulucular, bilir kişiler, avukatlar, ticari şirketler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları ve kamu iktisadi teşekkürleri 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT'ye başvurarak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kayıt olup bu sicile kayıtlanarak adres almak zorundalar. Bu kapsamda olan, bu sayılan gruplarda olan kişilerin 6-12'den sonra bu yönde başvurular yaptıklarını duyuyoruz ve PTT henüz bu konuya hazır olmadığı için kendilerine kayıtlı elektronik posta denen bir uygulama ile elektronik imza satılarak gönderildiklerini duyuyoruz. Bir kere daha bir hatırlatalım. Bu kapsamdaki şahısların ayrıca kayıtlı elektronik posta kullanmaları gerekebilir ya da elektronik imza uygulamaları var olabilir. Bunlardan haricen UETS sistemine girmesi gerekenlerin alacağı şey bir sicil başvurusudur. Bunun için özellikle konunun tam anlaşılacağını varsaydığımız 1 Ocak'tan sonra başvurularını yapsınlar PTT'ye. PTT'deki arkadaşlarımız da bu konuda yeterli donanıma gelmiş olurlar. Bir kere daha söylüyorum. Kayıtlı elektronik posta ve elektronik imza bunlar tarafından kullanılıyor olabilir. Kullanılması gerekebilir. Onlar bu konuyla ilgili değil. Özellikle bu kişilerle yapılacak yazışmalarda artık kağıtlı posta usulü terk edilecek. PTT yine tebligat için aracı olan kuruluş olacak. Ancak elektronik adresiniz üzerine yapılacak bu tebligatlar.